Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bir hafta önce başladığım bir duyuru var. Diyordum ki Tokat'ta hangi belediye camiyi pavyona çevirdi? Bununla ilgili de bir duyuru yapacağımı söylüyordum. Aynı zamanda bunun bir sosyal deney olduğunu söylüyordum. İnsanların buna tepkisini ölçmeye çalışıyordum. Daha ziyade de bu özellikle din üzerinden siyaset yapan, din üzerinden insanları rencide eden, dini insanların kafasında bir sopa gibi kullanarak onları belli bir siyasi partiye payanda etmeye çalışan insan gruplarına yönelik bir sosyal deneydi. Bunu da zaten açıklamıştım o yazılarımın birinde. Ama onlardan hiç tepki gelmedi. Kimse demedi ki ya camimizi kim, hangi hakla meyhane yapabilir? Bir defa içki dinimizde haram, meyhaneye çeviremez, buna kimse izin veremez, biz vermeyiz falan fişmeken böyle bir ahkam kesmeye gitmediler. Mesela ondan sonra bu şeyle ilgili mesela neydi o? Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ böyle insanları kategorize eden, rencide eden bir söylemi vardı. Diyordu ki işte seçim zaferini temiz alınlarıyla secdeye giden, giderek kutlayanlara mı oy vereceksiniz? Yoksa şampanya patlatarak kutlayanlara mı gibi. Belki cümle tam olarak böyle olmayabilir ama buna benzer bir şey söylemişti. Ben de ona tepki olarak şöyle bir cümle paylaşımında bulundum. Çünkü toplumun büyük bir kesimi buna tepki gösterdi. Tam bunu da kabul edeyim. Ben de bir tepki göstermek istedim. Onunla ilgili de biraz şöyle keskin bir cümle kurdum. Dedim ki, yetim hakkı yiyerek hırsızlık yapan vatan hainlerinin arkasında namaz kılmaktansa bir köşede şarap içerim gibi bir cümle kurdum. Vay, bunun altına geldiler. Kafir, kafir, dinsiz, ateist, işte şerefsiz, yavşak, gevşek, ağza alınmayacak hakaretler. Tabii bunların, bu yorumların çoğunu sildim. O yorumları yapanları da engelledim. O zaman anladık ki, bakın bu insanlar böyle bir cümleye, işte vatan haininin arkasında namaz kılmam cümlesine alınmıyor. Ama cami hali hazırda bir belediyenin meyhane yapmasından alınmıyor. Yani samimiyet yok. Bunların İslam algısında ve düşüncesinde bir samimiyet yok. Bunlar İslam'ı, dini sadece siyaseten kendilerine bir malzeme olarak kullanıyorlar. Bu sosyal deneyde bunu anladık. Tabii bunu toplumun her kesimine, her dindara falan söylemiyoruz. Zaten birçok yazımda söylüyorum. Samimi dindar ayrıdır. Onlara saygımız sonsuz. Ha, diğerlerine de saygı duymak isteriz ama diğerleri aynı şekilde toplumun diğer kesimlerine aynı saygıyı gösterirlerse bu çok daha kolay olur. Neyse, şimdi konumuza dönelim. Tokat'ta hangi belediye bir camiyi meyhane yapmış? Buyurun hep birlikte bakalım. Sana koyduğum bu belgeyle başlayalım. Bu belge bir yapı kayıt belgesi. Bu aynı zamanda bir imar barış hikayesi barındırıyor arkadaşlar. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bir yapı kayıt belgesi. Bunu talep eden Niksar Belediyesi. Niksar Belediyesi bunu talep ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na diyor ki benim Niksar 50. Yıl Mahallesi Mezbaa Sokak No 109'da bir binam var. Bu binam bir ibadethane. Bakın görüyor musunuz? Burada yazıyor. Bu bina bir ibadethane. Ben bunu kaçak yollarla yaptım ama bu ibadethaneye ben bir yapı kayıt belgesi istiyorum. Tamam, bu talepleri alıyor. Diğer kurum ve vatandaşların aldığı gibi bakanlık. Oraya denetliyor. Orası belli bir tarihten önce bir yapılmış olması gerekiyordu. Şimdi onların üzerine pek çalışmadım. Onu şey yapmadım ama biliyorum, o dönemden hatırlıyorum. Belli bir tarihten önce yapılmış olması gerekiyordu. Muhtemelen onları inceliyor. Burada ibadethane diye bir beyanı var. Muhtemelen bu beyanı da inceliyor. Bunları doğru olduğunu öğrenirse de bu yapı kayıt belgesini veriyor. Şimdi şurada da zaten bakın bakanlığın belgeyi verdiği o verdiği belgenin içine koyduğu bir yazı var. Ne diyor orada? İş bu belge 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi doğrultusunda başvuru yapanın beyanına uygun olarak bilmem kaç numaralı başvurunun güncellenmesi suretiyle düzenlenmiştir diyor. Belge bu arkadaşlar. Belge bu. Belge bu. Evet. Şuraya hemen bir şey yapıp diğer belgeye geçelim. Ne diyor burada adres? Mezbaha Sokak Dış Kapı No 109 Mahallesi de 50. Yıl Mahallesi. Şimdi evet. Şimdi diğer belgeye geçelim. Bu
bir internet sitesi ama belge niteliğinde. Neden belge niteliğinde? Çünkü Niksar Belediyesi'nin resmi sitesi kaos.niksar.bel.tr adresi burada. Bu Niksar Belediyesi'nin bir uygulaması. Bu uygulamada istediğiniz adrese ulaşıp görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi neydi? Şuradan aramaya bakalım. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi mahalle neydi? 50. Yıl Mahallesi. Sokak neydi? Mevlana, pardon, Mezba Sokak. Kapuno neredeydi o? 109, 109, 109. Evet, burada. Evet. Tıklıyoruz, git diyoruz. Evet, adresi buldu bize. Şimdi adres burası. Yüklüyor. Evet. Mezba Sokak 109. Biraz yakınlaştırayım. Burada da yazıyor zaten. Ada parsel numarasına kadar, kapı numarasına kadar yazıyor. O belgedeki adres burası. Belgede belediyenin belgesi, bakanlığın belediyenin belgesi. Adresi de yine belediyenin kendi resmi sitesinden buluyoruz. Şimdi buraya bir cami belgesi alıyor. Burayı cami olarak inşa ettiğini söylüyor bakanlığa, belediye. Burayı alırken, bu belgeyi alırken, yapı kayıt belgesini alırken. Şimdi burası aldığı belgeyle artık bir cami oldu. Şimdi oranın durumuna bakalım. Bir de şunu orada vurgulamayı unuttum galiba. Belgeyi tekrar şeye veririz. Orada veya bakarsınız geri çevirdiğinizde. 2019 yılının birinci ayında, yani 2019 başında alınmış bu belge. 2019 başında alınan bir belgeden bahsediyoruz. Şu an şurada hemen fotoğraflarına da bakalım. Sitenin böyle bir hizmeti de var. Belediyenin sitesinde hemen şuraya görünecek şekilde çekeyim. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi cami inşaatı muhtemelen bakanlık hani o dönemde kaçak bir yapıya, kaçak yani en azından şeyi olmayan, yapı kayıt belgesi olmayan bir yapıya şey almak için ne derler, yapı kayıt belgesi almak için sizin bir yapınız olması gerekiyordu. Belediyenin de o zaman sunduğu yapı bu olması lazım. Tam bitmemiş ama tam bitmemiş yapıya o zaman alınabiliyor muydu? Ama almışlar anladığım kadarıyla. Caminin inşaat hali. Yani belediyenin o yapı kayıt belgesi aldığı caminin inşaat hali bu arkadaşlar. Burada bakın 4 orada, 3 de burada, 7 tane ayrı böyle yapı var. Sanki burası bir külliye gibi veya ne bileyim bir tarikatın eğitim şeyi gibi. İşte şurada Kur'an eğitimi diyelim, şurada fıkıh, hadis falan, kelam, işte aşevi falan, böyle bir kompleks gibi de düşünülebilir. İlk bakışta ne olduğu tam anlaşılamıyor. Bu kompleksin içinde de belki şurası da cami yeri veya komple bir cami, işte değişik bir şeyde. Bunu tam anlayamıyorum. Yani buna tam bir anlam getirmek de istemiyorum. Ama cami olarak alınan bu 7500 metrekarelik arazinin bütününü burası, içindeki 7 tane yapı da bu. Diğer yapılara tıkladığımızda şu görüntüler çıkıyor. İşte birinin bu, diğerinin yine bu şekilde görüntüleri var. İnşaat halindeler falan. Hepsinde bir ayrı hikayesi var gördüğüm kadarıyla. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bunlar hepsi resmi belgeler, resmi kayıtlar. Kaydın bir tarafında bakanlık var, bir tarafında belediye var. Hafife alınacak belgeler, bilgiler değil bunlar. Şimdi sonuçta herhangi bir vatandaş veya bir kurum bakanlığa bir müracaat yaptıysa, diyorsa ki ben bir yerde bir ibadethane yaptım ve buna resmi bir yapı kayıt belgesi istiyorum diyorsa, bakanlıkta sonuçta bir denetim mekanizması var. Buralara gidip baktırıyor, bakacak veya ne bileyim orada bir inşaat var mı ve inşaat da değil yapı olması gerekiyordu benim bildiğim kadarıyla, ama belki inşaatları da kabul ediyorlardır, bilmiyorum, orada inşaat görünüyor. Buralara bakıyor, işte bak ne diyor belediye beyanında, burasını ben cami olarak yaptım diyor, ibadethane olarak yaptım diyor. O da ibadethane olarak yapı kayıt belgesi veriyor ve orası resmen ibadethane oluyor. Bu kadar basit. Zaten belgesinde gördük, orada da yazıyor ibadethane diye. Şimdi işin buraya kadar bir problem yok. Elimizde bakanlığın Niksar Belediyesi'nin talebine göre verdiği bir ibadethane kayıt belgesi var. Ve orada yapılmış bir bina var ibadethane olarak. Tam yapılmış değil o aşamada gördüğümüz fotoğraflarda. İnşaat halinde, zaten bitmek üzere olan bir ibadethane var. Peki finalde ne oluyor? Finalde şimdi bir de oranın, o ibadethane denen yerin ibadethane olarak
yapı kayıt belgesi alınan yerin, buyurun bir de son haline bakalım. Evet. Şimdi ibadethane denilerek yapı kayıt belgesi alınan yer bu gördüğünüz yer arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz önünde bir sürü araçlar var. Bu gece bir çekimi var. Burası da gece hareketli olan bir yer. Bir sürü artık tarikat kimi onlar bilmiyorum. Burada bir sürü araç var. Geceleri hareketleniyor burası. Cami göremiyorsunuz. Bu da dıştan şeyi. Yani cami göremiyorsunuz derken bir minare göremediğiniz için önce bir cami algısı belki ilk etapta oluşmaz. Ama her mescitte de minare yoktur. Bu da dışarıdan çekimi. Gördüğünüz gibi. Bu da içi arkadaşlar. Evet, içi. Burası aslında bir cami değil. Şu anda bir pavyon. Pavyona dönüştürülmüş. Niksar Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ibadethane yaptım diyerek yapı kayıt belgesi alıyor. Aldığı yapı kayıt belgesiyle de en sonunda o ibadethaneyi, çünkü resmen ibadethane yazıyor kayıt belgesinde, resmi bir hüviyette kazanmış oluyor. En azından benim anladığım o. Orayı pavyona dönüştürüyor. Ben ibadethaneyi camiyi meyhaneye dönüştürdüler derken biraz orada hani paniğe kapılmasınlar, pavyona dönüştürenler üzerlerine alınmasınlar diye böyle şeyden alıyordum, özellikle meyhane diyordum, ama pavyon biraz daha bu işin çetrefilli hali. Çünkü meyhane dediğimiz yerler bilirsiniz biraz daha nezihtir. İnsanlar orada içki içer, bir de ince saz varsa çalar, sohbet ederler. Sohbet, muhabbet insanlar öyle yapar ama pavyonlar öyle değildir. Pavyonların odak noktası, iki tane en önemli şeyi vardır. İçki ve kadın. Orada bu eğlence bu iki unsurun üzerine kuruludur. İçki vardır, kadın vardır, dans vardır. İşte dansöz mü denir veya dansçı mı denir? O tip şeyler olur. Bazılarında hatta direkt dansı diye bilenler bilir. Öyle direkt dansı yapılan yerler vardır. Onunla ilgili de bana başka bir yerden görüntüler de atılmıştı. Burada yok öyle bir şey belki, veya var da biz görmüyoruz. Ama neyse işte çok derinlemesine girmeyelim. Burada insanlar gelir. Burada genelde müşteriler de erkeklerdir. İçki içerler. Kadınlarla eğlenirler. Kadınlar da çoğu zaman yanlarında getirdiği kadınlar değildir. Burası bir Anadolu ilçesi. Herkes öyle bir çıktığı biriyle oraya gidebileceği bir ortam yoktur. Oraya müessesede bu işler için kadınlar vardır. O kadınlarla orada eğlenirler. Çok bunun hani detaylandırmaya gerek yok. Meseleyi bilenler anlar, bilmeyenler bilenlere sorsun, öğrensin gibi bir durum var. Evet, benim bu konuda dikkatimi çeken şeylerden birisi de şu. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın 10 yıllık bir belediye başkanlığı geçmişi var. Ben bu süre içinde, onun görev yaptığı süre içinde özellikle son zamanlarda birçok yolsuzluk, şaibe, usulsüzlük haberleri yaptım, yazıları yazdım, belgeleri yayınladım. Ama bu 10 yıllık süreyle ilgili Özdilek Bey'in ben Niksar'da böyle ekonomiye, sanayiye münhasır bir yer yaptığını görmedim. Yani mesela organize sanayi siteleri vardır ki Niksar'da da var. Bunları belediye yapmaz, bakanlıklar yapar. Ama belediyelerin ön ayak olduğu organize olmasa da küçük sanayi siteleri vardır. Oralar için kurulan kooperatiflere falan ön ayak olur. Oralara belediye başkanları falan zaman zaman başkan olur veya oraya bir adamını koyar. O işlerin hızlı yürümesini sağlar. Böyle bir şeye ön ayak olduğunu bugüne kadar görmedim. Hiçbir ekonomik veya işte sanayiye münhasır bir alan oluşturduğunu, böyle ilçenin kaderini değiştirmeye yönelik bir adım attığını görmedim. Varsa bile ben görmemiş de olabilirim. O da normal tabii. Ama bunu yapmayan başkan gitmiş bu eğlence sektörü de diyebileceğimiz sektöre yönelik, pavyonlara yönelik, pavyonları bir araya getiren bir sanayi sitesi gibi bir site kurmuş. Bir eğlence sektörü orada oluşturmuş. Onlara orada ekonomik bir alan açmış. Onların büyümesi, gelişmesi, daha fazla müşteri ağırlayabilmeleri için onlara geniş, ferah, otoparklı, rahat rahat işlerini yapabilecekleri bir alan açmış. Onların işlerini kolaylaştırmış. Şimdi tabii bu AK Parti'nin bize ve AK Parti ve AK Partili siyasetçilerin, ki özellikle Özdilek Özcan, ben hacca da gittiğini
hatırlıyorum. İşte sakal da bıraktı son zamanlarda. Böyle bir siyasetçi profilinin işte dinden geçinen, din üzerinden siyaset yapan hem partisi olarak hem kendisi birinin böyle pavyonlara böyle bir alan açması, orada işte özellikle hani kadın oynatma denen siyasi İslamcılar böyle birilerine saldırırken bu tip yerlerle ilgili kullandıkları tabir budur. Kadın oynatılan yer olarak geçer burası. Buralarda işte biliyorsunuz insanlar içki içerken aynı zamanda orada müessesenin şeyleri vardır. O erkeklere o eğlencelerinde eşlik etmesi için kadınlar vardır. Onlar zaman zaman dans eder veya dans için özellikle şeyler de vardır veya buna, toplum arasında dans edilen şeyler de vardır. Bunu bir dinden geçinen siyasal İslamcı bir belediye başkanının yapması harbiden işte hacca gitmiş görüntüsü, dinci görüntüsüyle tamamen çelişen bir problem, şey, görüntü veriyor. Ki bir de düşünün, buraya ruhsatı demeyelim de yapı kayıt belgesini devletin bakanlığında cami diye alıyorsun. Yani hani orayı, yani ne bileyim, başka bir şey için alsan anlaşılır da, yani hani yine anlaşılmaz da, cami diye alıp pavyona çevirmek gerçekten çok irite edici, çok böyle uçlarda bir şey. Yani insanları böyle hani özellikle dindar, samimi dindarları söylüyorum, böyle çok ciddi şekilde rahatsız edecek bir durum. Sen cami diye bir yeri tescilletiyorsun, bir yapıyı yapıyorsun, cami diye onu bakanlıktan belgesini alıyorsun, pavyona çeviriyorsun. Orada kadın, kız, işte içki eğlencelerine olanak sağlıyorsun. Bu gerçekten samim Müslümanları çok irite edecek bir durum. Tabii bununla beraber bazı soru işaretleri de doğuyor. O soru işaretleri ne derseniz, cami diye resmileştirilen bu yer de acaba pavyon olarak çalıştırılması için ruhsatlandırılması yapıldı mı? Burası şu anda hali hazırda bütün denetimlerden geçebilecek bir yer mi? Çünkü ben hala muhtemelen buranın bakanlık kayıtlarında falan cami olarak göründüğünü, yani ibadethane olarak göründüğünü düşünüyorum. Sonra devletin bakanlığından cami, ibadethane diye yapı kayıt belgesi alınan bu yerin pavyon olarak dönüştürülmesi yasal mı yoksa suç mu? Şimdi bakın, şey, ahlaken sormuyorum. İnanç olarak, din olarak da sormuyorum. Hani o zaten bir defa hiç kabul edilemez. Caminin pavyona, meyhaneye içki içilen, kadın eğlencesi yapılan, toplumda da dinde de hoş görülmeyecek bir şeye dönüştürülmesi bir caminin kabul edilemez. İbadethanenin böyle bir şeye bak. Bunu sormuyorum. Ben artık diyorum ki cami olarak bakanlıktan, devletin bakanlığından cami olarak kayıt belgesi alınan bir yerin pavyona dönüştürülmesi yasal mı yoksa suç mu? Suçsa belediye başkanı suç işliyor burada. Şimdi buraları yapımını belediye yapmış. Bunların yapıp malzemelerini falan belediye hatta iki kere vermiş normalde. Buralar yapılmış. Peki buraları pavyona dönüştürürken, pavyonculara verirken para aldı mı? Çünkü bakıyorsunuz koca koca binalar, buralara veriyorsun. Buradan bir para alman lazım. Koskoca bir sanayi sitesi veriyorsun neredeyse. Şimdi vatandaşlarımız sanayi sitesi yaparken bile para ödüyor. Hem arsaya devlet desteklediği halde, hem arsaya ödüyor, sonra oradaki inşaatlara ödüyor, yıllarca taksit ödüyorlar, paralarıyla alıyorlar. Peki burada bunlar ne kadar ödedi bu pavyoncular buraya? Ödediyse onların belgesini görmek istiyorum. Bence ödemediler. Ben ödemediklerini biliyorum. Hatta üstte para almış gibi o inşaatların malzemelerini de belediyeden almışlar diye biliyorum. Peki, hadi hepsini geçtik. Burası şu anda hala belediyenin üzerinde. Ben Niksar Tapu Müdürlüğü'nden baktırdım. Burası hala belediyenin üzerine görünüyor. Burası belediyenin mülkü. Peki belediye buradan kira alıyor mu? Ne kadar alıyorsa? Ben kira almadığını veya alıyorsa da bilmiyorum artık. Toplumu tatmin etmeyeceğini düşünüyorum. Bunlarla ilgili sorulara Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın acilen bir cevap vermesi gerekiyor. Özellikle de ben yine duyarlı vatandaşlar, samimi Müslümanlardan bu işin üstüne gitmelerini istiyorum.
Velev ki burası cami olarak yapılmadı da hani dümenden buraya cami dendi. Buranın belgesi cami olarak alındı. Hani dümenden yapıldı. Yoksa Özdilek Özcan'ın cami yapmak gibi bir niyeti yoktu. Orayı sadece bakanlığı kandırmak için burası ibadethane dedi. Bakanlık da geldi baktı ibadethaneye uygun buraya yapı kayıt belgesini verdi. Burası ama işte o belgeyi verdikten sonra ibadethane oluyor. Velev ki diyorum öyle olmasına rağmen dümenden böyle yaptı sonra gitti pavyon. Yani aslında aklında burayı pavyon yapmak vardı. Niyeti burayı pavyonculara vermekti. Onun için buraya ibadet. Kardeşim bunu vermek için bir camiyi kullanmak, ibadethane maskesini kullanmak ahlaklı bir adamın yapacağı iş mi sizce? Ahlaklı bir insanın yapacağı iş mi? Bütün bu sorulara Niksar Belediye Başkanı'nın bir cevap vermesini bekliyorum. Bana tahammül ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.